Allah inşallah Ehl-i Beytine, hocama sonsuz selat selam eylesin. Tabii değerli genel başkanımız hocamızı, Haydar hocamızı kaybedeli bir yıla yaklaştı. Onun üzüntüsü, özlemi çok derinden, hasreti çok derinden yaşıyoruz. Allah inşallah yani onun yolunda, onun öğretileriyle, onun ölçüsüyle bizleri bu yolda daim eylesin diyoruz. Haydar hocamla biz tanışalı 1996'da askerlik görevimi yaparken nasip oldu. 26 yıldır hocamla bir birlikteliğimiz vardı. Hem siyaseten, hem ticareten, hem manevi olarak. Her konuda hocamla bir birlikteliğimiz, beraberliğimiz vardı. Tabii onu kaybedince, ya bunu, bu üzüntüyü, bu anlatmak çok zor tabii. Bizler Haydar hocamdan her konuda ve her işimizde önce samimi olmayı, samimiyeti öğrendik. Yani Adem Bey, kulluğu ondan öğrendik. Müslümanlığı ondan öğrendik. Vatan sevgisini, bayrak sevgisini ondan öğrendik. Nasıl evlat olunur, hocamdan öğrendik. Nasıl baba olunur, nasıl aile reisi olunur, tabii ondan öğrendik. Arkadaşlık nasıl yapılır? Vatana, millete hizmet, vatana, millete nasıl sahip çıkılır? Tabii hep Haydar hocamdan öğrendik bunları. Misafir nasıl ağırlanır? Misafire nasıl ikramda bulunur? Bundan öğrendik. En büyük değerimiz olan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ondan öğrendik. Hele hele imanımız olan, maneviyatımız olan, ahiretimiz olan, bizim her şeyimiz Ehl-i Beyt'i ondan öğrendik. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i, Hazreti Fatıma annemizi, İmam Ali Efendimiz'i, İmam Hasan Efendimiz'i, İmam Hüseyin Efendimiz'i, 12 imamları hep Haydar hocamdan öğrendik. Sadece bize değil, ailemize, evlatlarımıza da sahip çıktı. Onun hepimizi öz evladı gibi bağrına bastı. Haydar hocamın olduğu yerde bolluk olurdu, bereket olurdu. Bolluk gelir, bereket gelir oraya. 26 yılda birçok anımız oldu hocamla. Birçok defa da hocamın sofrasında hizmet etmek nasip oldu. Kozaklı'da gençlik kampındayız. Ramazan malum. İftar yaklaşıyor. Bilal hocamlar dedi, Rüştüm hadi hocama iftarlık hazırlayacak sofrasına. İşte ya ne yapalım, ne edelim? İnsanda da bir heyecan oluşuyor. İnanır mısın Adem Bey? Böyle ezan vaktine çok az kaldı. Biz de telaştayız, hocama ne ikram edeceğiz, ne yapmamız lazım diye. Hocam bir geldi. Ya aman Allah'ım. 2 dakika önce, 5 dakika önce ne yapalım, ne ikram edelim, ne hazırlayalım derken hocam geldi. İnanır mısın, masanın üzerinde tabak koyacak yer bulamadı. Yani hocam geldi miydi, müthiş bir bolluk, müthiş bir bereket. Çok farklı oluyordu. Birçok defa yine şahit oldum, sahurda bir bardak suyla sahur ederdi. Asıl o yiyecekleri, o içecekleri falan kendi fazla yemezdi. Fazla
öyle içmezdi. Hep yanındakine, çevresindeki, etrafındakilere ikram ederdi. Ne diyelim yani, hocam ya bizim babamızdı. Bir insanın babası, onun her şeysi olur. Babamızı kaybettik. Ben bir ikinci halde yaşadım. Hocamı kaybetmeden önce kendi babamı da kaybettiydim. Geçen yıl iki üzüntü, iki acı yaşadım. Babamı kaybettikten sonra, kısa bir zaman sonra da Aydır hocamı kaybettim. Baba, yani Haydar hocamın tabiriyle anlatayım, babanın kaybedilmesini. Evladım, üzerine dağlar yıkılır, altından kalkamazsın. Böyle bir acı, böyle bir hal yaşar insan dedi. Ben geçen yıl hem babamı kaybettim hem de Haydar babamızı kaybettik. Ne diyelim? Dua ediyoruz. Allah hocamın yolundan, hocamın hizmetlerinden ayırmasın bizleri. Bir gün yine bir anımı paylaşmak istiyorum sizinle. Kayseri'den giderken genellikle hocama hediye, pastırma götürürdük. Yine bir gün sabah namazında evinde sabah namazını kıldık. Duasını edildi. Yine ya Hasan abi olması lazım ya Bilal hocam. Oğlum dedi, bak bu arkadaşların yemek hazır mı? Yemek ikram edelim dedi. O esnada tabii ben o adam hocama hediyesini götürdüm. Hocam dedim, ne getirdin oğlum Kayseri'den dedi. Pastırma mı getirdin dedi. Evet hocam, pastırma getirdim. Aç bakayım dedi, nasıl dedi. Tabii kutuyu açtık. Tabii hocama özel yaptırıyordum. Ve böyle baktı. Hah dedi, tam dedi, benim istediğim gibi dedi. Orada çok böyle sevinçli bir hali vardı. Tabii elini öptük, duasını aldık. Sabah namazından sonra işte misafir nasıl ağırlanır? Sabah namazından sonra gittik. Çayımızı, çorbamızı, özellikle oranın meşhur hocamın ikramı, et haşlamasını yedik. Yani 26 yılda çok anılarımız geçti. Çok dolu dolu bir hayatla birlikte, vatanımıza, milletimize hizmetle birlikte, vatanımızın, milletimizin, devletimizin, ordumuzun, askerimizin birliği, beraberliği için, bu halkın karnının doyması için, sırtının giymesi için bir ömrünü feda etti hocam, harcadı. Allah inşallah şefaatlerinden bizi mahrum etmesin, yolunda daim eylesin.